Günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden pazartesi ve ben bir yarım saat önce uyandım. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Biraz yüzüm şiş duruyor. Bugün ben işe gideceğim ama saat 2.30'da evden çıkacağım. Çünkü 3'te başlıyorum. O yüzden daha bir bayağı zamanım var. Şimdi sadece yatak odamı toparlayacağım. Çünkü diğer yerler toplu. Çünkü bayağı bir temizlik yapmıştım. Her yer toplu. Dün misafirim gelmişti bu arada. Arkadaşım Merve ve eşi gelmişti. Öyle çok güzel bir gün geçirmiştik. Dediğim gibi sadece odamızı temizleyeceğim. Ondan sonra kendime kahvaltı hazırlarım ve televizyon izlerim. Sonra zaten işe gideceğim. Başka ne yapabilirim hiç bilmiyorum. Öyle yani. Bir vlogu başlatayım dedim ben de. Ve bu benim bugünkü kahvaltım arkadaşlar. Hemen hızlıca her zamanki gibi böyle ekmek üstüne peynir, sonra pizza salamı ve avokado. Tabii ki de eşliğinde sihirli annem diyorum. Selena'yı izliyorum. Çok güzel. Bu arada kaçıncı bölümdeydim? 59 galiba. Aynen. Hiçbir bölüm atlamıyorum yalnız. Çok zevkli oluyor. Ve ben şimdi evden çıktım arkadaşlar. İşe gidiyorum. Ve inanır mısınız son yarım saat öyle bir uykum geldi ki bir 10 dakika falan gözlerimi kapattım. Sonrasından daha çok uykum geldi. Yani şimdi daha da bir yorgunum. Ah, hiç gidesim yok gerçekten bugün. Bilmiyorum, pazartesi günleri hep böyle hissediyorum. Yani çok kötü hissediyorum işe giderken. Her neyse, zaten saat 3'ten 8.30'a kadar çalışacağım. Umarım zaman hemen geçer. O zaman gidelim. Arkadaşlar şu an Akif beni almaya geldi ve çok yorgun kendisi. Saat şu an kaç? 8.30 mu? Nerede yazıyordu? Ha, aynen 8.30. Şu an eve gidiyoruz ve Akif, ne aldın? Anlat bakalım, ne yaptın evde? Anam yine unuttum. Roast braten. Heh. Kırmızı et aldım bugün. Rumeysa et yapacağım. Aynen. Bakalım bugün yemekler Akif'ten. Sabırsızlanıyorum. Stickman. Stickman. Ama ya güzel olmazsa? Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum. Nasıl da canım çekti. Ama yanına ne yapalım sence? Etin yanına ne gider? Patates yapalım mı? Püre. Ya pomes ya da... Lanet olsun pislik, bas gaza. Her neyse, evde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Bay. Akif, doldurdun ya. Olsun olsun, bol yağlı. Hayır, zaten bol yağlı. Bakalım nasıl olacak. Vallahi içimde güzel hisler var. Bugün iyi olacak gibi sanki. Ya aslında öyle tamam, yaptırmalarımız... Güzel yaparsan artık bütün etler sende. Tamam mı? Eğer güzel olursa sabah akşam et yeriz. Güzel gözüküyor. Aynen. Ama yanına bir şey yapmadan sen hemen kızartmaya başladın. Boşver. Beni doymam ki etin de yanına, etin yanına et yersin. Bu anne tuzluyor mu oğlum? Evet. Çok güzel. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden ne? Çarşamba, aynen. Şu an ben kendime çay hazırlıyorum. Bakın bunu zaten bir önceki vlogumda göstermiştim. Bren Esilti ama Türkçesi ne gerçekten bilmiyorum. Isırgan otu galiba, aynen. Isırgan otlu çayı deneyeceğim şimdi. Bakalım tadı nasılmış. Ve kendime kahvaltı hazırlayacağım çayımı içtikten sonra. Bugün tekrar işe gidiyorum. Artık zaten fark ettiniz, dün fazla bir şey çekemedim. Öyle kısa kısa çektim. Ve bugün de devam çekeyim dedim. Yani günlük hayatım gerçekten böyle geçiyor çalıştığım günler. İşe git, eve gel, işe git, eve gel, öyle. Ama Allah'tan yarın boş günüm. O yüzden yarın güzelce devam çekebileceğim. Ama şimdi bugünümü de sizlere çekmek istedim. Hemen çayımı yapıyorum o zaman. Arkadaşlar tam çamaşır seriyordum. Arkada daha bitmedi, yani devam sereceğim. Ve şefim aradı, bugün işe gelmene gerek yok dedi. Yani bugün evdeyim. Saat zaten şu an 2 galiba. Geç başlayacaktım, o yüzden evde kal dediler. Şimdi ben çamaşırıma devam sereyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Kızlar bakın, hemen sizlere Bio Belinda paketimi de göstermek istiyorum. Bu paket 2 gün önce galiba elime ulaşmıştı ama daha bugün açmaya fırsatım oldu.
Malum hep akşam çıktığım için zamanım yoktu. O yüzden şimdi açtım ve sizlere de göstermek istiyorum aldıklarımı. Önce şu şeyleri çıkartayım. Burada böyle poşetler var. Bakın böyle içine koymuşlar. Poşet zaten her zaman lazım oluyor. Ondan sonra böyle bir cam bezi var içinde. Teker teker ürünleri göstereceğim şimdi size. Burada da böyle mineralli krem var. Bunu gerçekten herkes çok övüyor. O yüzden çok sabırsızlanıyorum acaba nasıl diye. Ama eminim ki çok iyidir. Sonrasından böyle pas ve kir temizleyici var. Bakın. Ve bir tane fırın ve yanmış yağ temizleyici. Bu da böyle. Burada da bir tane çamaşır beyazlatıcı var. Bakalım bu nasılmış. Sonrasından da böyle cam ve mobilya temizleyici. Çamaşırı koyalım da. Ve son olarak da böyle oda kokusu. Yani oda parfümü. Bunun için hatta böyle bakın burada sıkılmıyor bu şişe. O yüzden böyle içine boş şişeler koymuşlar. İçine döküp böyle kullanabilirim. Ve iki tane daha var. Ay. İki tane daha boş şişe var. Bu da galiba temizlik malzemelerini suyla karıştırabilirim. O yüzden onu koymuşlar. Mesela şu fırın ve yanmış yağ yakıcısını da kullanabilirim öyle. Suyla karıştırıp. Öyle bakayım başka bir şey var mıydı? Ha evet bakın. Bir tane de BB krem var. Ben hayatımda inanır mısınız hiç BB krem kullanmadım. O yüzden çok sabırsızlanıyorum. Acaba nasıl olacak? Hatta birazdan galiba deneyeceğim. Çünkü yüzümde makyaj yok. Bakın medium. Yani deneyeceğim hepsini. Kızlar bu arada hepsini bir günde denemem imkansız. Ama ben her zaman size kullandığım zaman videoya çekeceğim. Bir gün hatta bir şey vardı onu deneyecektim de hangisiydi ya? Fırın yanmış temizleyici mi acaba? Ay tam bilmedim. Ya şu minerallı kremi deneyeceğim ya da bunu deneyeceğim. Çünkü böyle tavaların altında hani yanık oluyor ya onları denemek istiyorum. Bu arada aldığım sayfayı size aşağı etiketleyeceğim. Çok tatlı bir bayan gerçek. Bu da böyle mikrofiber cam bezi yazıyor. Bu da iyi bir beze benziyor. Hiç denemedim daha doğrusu ama deneyeceğim dediğim gibi. Yani sayfayı size aşağı etiketleyeceğim. Oradan kendiniz de bakabilirsiniz. Bu arada böyle benim aldığım gibi set halinde almak zorunda değilsiniz. Gerçekten daha başka ürünleri de var. Bayağı bir ürünleri var. Biobel'in de zaten çok ünlü bir marka. O yüzden bir göz atın dedim. Ve şu parfümü en çok merak ediyorum. Hatta bunu şimdi sıkacağım ve kokusuna bakacağım. Bunu da herkes çok övüyor. Bakalım. Kızlar dediğim gibi önce bunu deneyeceğim ve şimdi bunu biraz buraya boşaltacağım ve suyla birlikte karıştıracağım kolayca kullanabileyim diye. Bakın burada böyle bir tava buldum. Gerçekten iğrenç duruyor bakın tüm yanmış. O yüzden şimdi deneyeceğim ama ilk önce bir tavamı ısıtacağım. Sıcak olunca daha iyi kir çıkar diye düşünüyorum. Isındıktan sonra da hemen bunu uygulayacağım. Bakalım. Instagram story çektiğim videoyu sizlere de ekledim. Gerçekten bembeyaz etti tavamı. Dediğim gibi şu fırın şeyini kullandım. Kaynar suyla birlikte karıştırdım. Ve sonuç gerçekten mükemmel. Ve öbür şeyleri denemeye gerçekten sabırsızlanıyorum. Ama şimdi onları bir kaldıracağım. Çünkü diğer ev işlerim beni bekliyor. Kızlar daha demin bu oda parfümü şişesine boşalttım. Ve sıkmadan kokusu bile o kadar güzel geliyor ki. Keşke kokuyu alabilseydiniz. Ah, o kadar ferahlatıcı kokuyor ki anlatamam size. Çok güzel ya. Temizliğim bittikten sonra her yere inşallah güzelce sıkacağım. Bu arada bunlar hala burada, kaldıracağım şimdi. Ve Selena her zamanki gibi. Neyse çok konuştum arkadaşlar. Bir ton işler beni bekliyor.
Kızlar bakın ben şimdi ne yapacağım. Temizliğim bitti ve burada böyle elbiseleri çıkardım. Burada gördüğünüz elbiseler ya yeni ya da sadece bir kere giyildi. Burada kız kardeşimin elbiseleri de içinde var. Ve hepsini benim Instagram sayfam var. Rumeysa.closet. Aşağı etiketleyeceğim. Orada hepsini satışa çıkartacağım birazdan. Eğer sizin de ilginizi çekerse bir göz atabilirsiniz. Dediğim gibi daha çok yeniler. Öyle şimdi bunları giyeceğim. Ondan sonra da paylaşacağım. Ben yine böyle alışveriş sepetimi aldım ve markete iniyorum. Saat şu an 6 oldu. Bu sırada Akif bile geldi. Biz yemeğimizi yedik. Şu an hemen markete iniyorum. Çünkü yarın her yer kapalı. O yüzden yarına böyle kızartılmalık ekmekler falan alacağım. Sürme peynir alacağım. Öyle hemen üzerime böyle rahat bir şeyler giyindim. Ve şimdi gidiyorum markete. Ve ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Size aldıklarımı tabii ki de göstereceğim. Ve bakın Akif Bey gelmiş oraya giymiş. Hı. Aşkım sen niye çekedinle oturuyorsun? Giyindim de çıkamadım türlü. Neden daha hala çıkamadın? Yorgun mu ya? Akif saçın uzamış. Teşekkür ederim. Gerçekten uzamış. Bana böyle şeylerle geliyor. Test. Ya. Test. Yandın. Bana böyle şeylerle geliyor. Oo maşallah maşallah. Uzuyor saçların. Hadi yine iyisin. Hemen hızlıca bakalım. Böyle siyah ekmek aldım kendime. Sonra böyle semmel aldım 4 tane ve böyle bir tane fiyasih. Of Akif ya ben video çekince niye aklıma gelmiyor laflar. Ha şeftalili yoğurt aldım. Valla en kolay şeyler bazen insan aklına gelmiyor. Sonra koç içime bundan aldım Akif. Bak. Bitti bitti. Akif bunu çok seviyor çünkü. XXL aldım. Senin gibi XXL. Sonra humus aldım. Bakın. Bir tane baget aldım. Böyle. Şu sostan aldım. Philadelphia aldım. Sürme peynir. Ve son olarak da böyle bir tane sade yoğurt aldım. Gördüğünüz gibi sadece böyle birkaç bir şey aldım. Çünkü cumartesi günü zaten alışverişe gideceğiz. O yüzden şimdiden böyle yarın lazım olacak şeyleri aldım. Öyle yani bu kadardı ve sadece ne kadar ödedim hemen bakalım. 10 euro 89 kuruş ödemişim. Evet görüyorsunuz bu şekildeydi. Kızlar son çektiğimden bu yana bir 2 saat falan geçti ve şu an benim midem biraz kazındı. Aslında yemek yemiştik ama az yedim o yüzden şu an biraz açlık hissediyorum. Ben de dedim ki kendime o zaman bir salata yapayım. Şu an zaten kendime böyle biraz tavuk göğsü kızartıyorum. Salatanın üstüne ekleyeceğim. Öylese zaten gösteririm onu haber edeyim dedim. Thank you.
şimdi bu sostan yapacağım. Bunu suyla karıştıracağım ama tabii ki de tüm paketi kullanmayacağım. Bu çok tuzlu oluyor. Biraz böyle koyacağım içine. Suyla çalkalayıp böyle üzerine dökeceğim. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama ben yağsız yiyeceğim bugün. O yüzden suyla yapıyorum. Tabii ki de bunsuz olmaz. Bakın salatam bu şekilde. Bence çok leziz duruyor. Üzerine de biraz parmesan peyniri dökeceğim ve gerçekten enfes oluyor. Hepinize tavsiye ediyorum. Afiyet olsun bana. Ben şimdi salatamı yedim. Gerçekten o kadar doyurdu ki beni. Karnım şu an aşırı derecede şişti. Yani Rabbime şükürler olsun. Bugün de doydu karnım. Bu arada ben artık yine dikkat etmeye çalışıyorum. Böyle yavaş yavaş. Çünkü bu son sıralar gerçekten o kadar çok şey yedim ki haddi hesabı yok bunun. O yüzden böyle hani diyet yapıyorum denmez aslında. Sadece dikkat ediyorum. Hani abur cubur falan yemeyeceğim. Çips yemeyeceğim. İçecek zaten içmiyorum. Öyle akşamları böyle hafif bir salatayla alnımı doyururum diye düşünüyorum. Sabahları her zamanki gibi kahvaltımı yapacağım. Yani hiç böyle kesmeyeceğim. Öyle yani. Eğer siz de zayıflamak istiyorsanız böyle salataları akşam yapıp yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor ve çok doyurucu. Öyle yani. Afiyet olsun Akif Bey. Gel beraber olsun. Yok canım ben almayayım. Ben bugün sağlıklı beslendim de. Zayıflayacağım. Zayıflayacağım. Dinle dinle. Ağlıyor musun sen? Kolonya çamur yedi. Çok komik ya. Bin kere izledik de yine de komik geliyor. Değil mi Akif? Aynen. Bebek cipsi. Ha, değil mi? Ben bebekler yiyor onu genelde. Valla yumuşak ya. Ben Akif'i ben alıştırdım. Akif yavaş ya boğulacağım. Ve bir videom daha sonuna geldik canlarım. Burada videoyu kapatıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun ve bir dahaki sefere görüşmek üzere inşallah. Bye bye.